Bugün hepimiz acıya uyandık. Mevlüt Kandili'nin de bugüne denk gelmesi bence çok önemli. Ülkemize barış ve huzur gelmesini diliyorum. Acıya uyandık. Gerçekten büyük bir terör saldırısı. Rakamların belki önemi yok ama 39 ölünün, 155 yaralının olduğu bir sonuçtan bahsediyoruz. Kaybettiklerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Ancak yaralı olmak bile sonuçta kolu olmayan, bacağı olmayan, gözü olmayan yarım insanlar demek. Bunu da hatırlamak gerektiğini düşünüyorum. 2015 yılı istikrar adına başlatılan seçimler yılı, 2015 yılı istikrar adına başlatılan terör yılı oldu. Ve 2016 yılı tam da terörün kendisi oldu. Acının yılı oldu 2016 yılı ve gelin hep birlikte sessizce içimizden sorgulayalım ve neden diyelim. Reform yorgunu bir bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı. Hala Milli Eğitim Bakanlığı daha iyiden bahsediyor. Hala Milli Eğitim Bakanlığı bardağın dolu tarafını göstermeye çalışıyor. Ama kendi notu, kendi karnesi zayıflarla dolu, 14 yıllık geçmişi olan bu bakanlık neyi ölçecek? Hepinize sormak istiyorum. PISA sınavları eğitim skorları ile ülkelerin milli gelirleri arasında da doğru orantı olduğunu göstermektedir. Bakınız PISA'da üst sıradaki Almanya'ya ve Kore'ye baktığımızda kişi başı gelirin 30 bin doları aştığını görüyoruz. Türkiye'de ise kişi başı gelir 10 bin doların altında. Etkileşim son derece açık. Dünya bu raporlara bakarak okur aslında ülkeleri. Küresel güçler oya, boya ve posa bakmazlar neyse ki. Ve sayın milletvekilleri, uluslararası sınavlara, reyting kuruluşlarına, Birleşmiş Milletler endekslerine bize vız gelir, biz millete bakarız dersek, ey PISA sen kim oluyorsun? Biz dünyanın 20 büyük ekonomisinden birisiyiz diye efelenirsek, bu ülkenin, bu milletin sorunlarını çözemeyiz. Bir ülkeyi yok etmek için atom bombasına ya da uzun menzilli silahlara ihtiyaç yoktur. Eğitimin kalitesini düşürün, yeter. Ve sözlerimi bitirirken, tasavvuf ilminde sıkça adı geçen iki kuş, tavus kuşu ve kazdan bahsetmek istiyorum. Tavus kuşu gibi yürümeye özenen kazın, kaz gibi yürümeyi unuttuğunu da lütfen hatırlayalım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler.